campeonato que pasamos. Y sí, como él dijo, yo creo que pasamos un campeonato muy, muy difícil, muy, muy complicado durante todo el año. Pero por suerte al final pudimos, con mucho trabajo, también nos unimos muchísimo y pudimos quedarnos en la liga, que era lo más importante. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten çok zorlu bir sene geçirdik. Yani hiçbir zaman sezon içinde bir şey nasıl söyleyeyim bir istikrar yakalayamadık sezon içinde. Ne yazık ki bir istikrarlı sonuçlar alamadık. Çok karmaşık bir sene oldu bizim açımızdan. Ama sonunda grubumuz birleşti ve bir birliktelik yakaladık ve böylece ligde kalmayı başardık. Le facilitó un poquito el trabajo porque ya le conocíamos a él y él nos conocía a nosotros, sabíamos la él sabía la forma de jugar. Implementó un esquema nueva contra Malatya que pudimos ganar ese partido y por suerte con ese 3 puntos pudimos lograr quedarnos en la liga. Tabii ki Thomas hocamızın bir şansı var. O bizi tanıyor, biz onu tanıyoruz. Daha önce yardımcı hoca olarak çalıştı bizimle. Hepimizi tanıyor. Biz de onun neler isteyebileceğini biliyoruz. Özellikle Malatya maçında yeni bir taktik denedi ve o taktiğimiz tuttu ve Malatya maçını yendik. Ve ligde kalmayı bence o 3 puanla başardık. Önümüzdeki sezonda eğer taktiğini devam ettirirse ve iyi oyuncular da gelirse iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Donde hay muchísimos jugadores con calidad y también con equipos que siempre buscan traer buenos jugadores, entonces siempre eso hace cada año más que la liga sea más difícil. ¿Y sobre Ciudad de Riz? No, yo creo que la ciudad, no hay mucho que decir, ¿verdad? Una ciudad donde la gente ama mucho el fútbol, la gente vive de fútbol. Y nada más que nosotros tenemos que hacer de nuestro mejor para poder hacerlo feliz a ellos también. Yani Rize Spor'la söylediğiniz gibi özdeşleşmem doğru, çünkü ben de öyle hissediyorum. Rize'ye çok alıştım. Hem şehre çok alıştım, hem takıma çok alıştım. Taraftarlar gerçekten bana bir sevgi gösteriyorlar. Ben de bunu hissediyorum. Burada kalmaya devam etmek istiyorum. Bunu da söyleyebilirim. Söylediğiniz gibi ikinci ligden itibaren çıktık ve bir gol kralı oldum biliyorsunuz. Onun da tabii bir katkısı oldu. Ama Süper Lig'e çıktığımız sene zorlandık. Geçen sene de zorlandık. Umarım bundan sonraki önümüzdeki senelerde böyle zorlanmadan iyi sezonlar geçiririz. Yo creo que eso es muy, muy especial, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros los jugadores de Rize vivimos eso, cuando vas en el supermercado, cuando vas en el centro, cuando te vas a tomar un café. Entonces siempre hay personas que están por ahí. Muchas veces, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, irme a comer pescado. Muchas veces estás comiendo, pero tu cuenta ya pagaron. Entonces yo creo que eso es un aprecio muy grande cuando una persona o una ciudad o un equipo tiene hacia un jugador. Rize Spor'da oynayan her oyuncunun bir hikayesi vardır dediğiniz gibi. Çünkü dışarı çıktığınız zaman insanlar çok ilgi gösteriyorlar. Hep yardım etmek istiyorlar. Gülümsüyorlar size. Bu çok önemli bir şey. Yani benim hikayem şu olabilir. Mesela balık yemeyi çok seviyorum. Ben bir balıkçı restoranına gidiyorum. Yani o kadar ısrar etmeme rağmen kesinlikle hesap almıyorlar benden. Artık diyorum gelmeyeceğim hesap almazsanız. Hani bu da zaten futbolcuya kendini iyi hissettiriyor ve sizin sevildiğiniz bir şehirde olduğunuzu hissettiriyor. Yo creo que un poco larga, ¿verdad? Porque salí prácticamente cuando tenía 15 años de mi casa, ¿verdad? Me fui a España, me fui a Valencia. Y pasé muchísimos momentos difíciles, como también un momento muy bueno en el fútbol que me enseñó a crecer como persona y también como jugador, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos una historia por atrás, siempre yo creo que cada jugador tiene una historia muy difícil. Yo creo que eso es la fuerza y la familia para poder hoy estar acá y estar parado frente a una cámara y contar esto. Ya ben kendimi bildim bileli futbolla ilgiliyim zaten. Küçük yaşlarımdan beri oynuyorum.
Bir de benim şöyle bir durumum oldu. 15 yaşında ülkemden çıktım. Yani o kadar genç yaşta çıkmak hakikaten zorlu bir mücadeleydi benim için. İspanya'ya, Valencia'ya gittim. Birçok şey yaşadım, birçok zorluklar yaşadım. Ama bunu şöyle görüyorum. Bu beni büyüttü, olgunlaştırdı diyebilirim. Hem hayatımda hem futbolumda. Yani zaten dediğiniz gibi herkese sorsanız bir hikayesi vardı buralara, bu kameranın önüne kolay gel. Nunca podemos hablar sobre un futuro, ¿verdad? Porque hoy tengo contrato con Rizespor, hoy tengo que honrar esa camisa que tengo puesta, la insignia que llevo el lado del corazón, ¿verdad? Hasta el final, después ya vamos a ver qué va a pasar. Uno nunca puede hacer planificaciones para el futuro, pero hoy sí quiero jugar en Rizespor, quiero dar mi mejor y quiero terminar en un lugar un poco mejor este año. Futbolcular için gelecekle ilgili konuşmak biraz zordur. Siz de biliyorsunuz ya, futbolda her şey çok çabuk değişebiliyor. Ben şu anda Rizespor'un futbolcusuyum ve Rizespor formasıyla elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım. Ondan eminim. Ama biliyorsunuz futbolda teklifler olabiliyor, farklı şeyler olabiliyor. İyi bir sezon geçiriyorsunuz ya da kötü bir sezon geçiriyorsunuz. O yüzden gelecekle ilgili çok da konuşmak istemiyorum. Ben Rizespor için her şeyi yapacağım. Devamında da ne olacağını göreceğiz. Bien, por ese lado va la competitividad de la liga porque siempre yo creo que un equipo puede traer muy buenos jugadores, ya sea turco como extranjeros. Uh-huh. Yo creo que pasa por ahí la especialidad de la liga. Yo creo que ellos sí piensan tal vez en recortar más el cupo de extranjero para poder un jugador turco poder jugar más, ¿verdad? Uh-huh. Es normal, pero yo creo que hay muchos buenos jugadores extranjeros como también como turcos. Bu kuralın bence iki yönü var. Yani yabancı kuralı olmadığı zaman, yani dünyanın her yerindeki ülkelerde bu kurallar var. Yani kendi ülke vatandaşlarını, futbolcularını korumak için bu kurallar koyuluyor. Onun farkındayım. Yani Türkiye'de gerçekten bir serbesti var. Ve bu bir rekabet getiriyor. Takımlar çok iyi oyuncular getirebiliyor ve iyi bir futbol ortaya çıkabiliyor. Tabii ki diğer tarafı Türk oyuncuların ortaya çıkması için, çünkü yabancılar geldiği zaman belki ortaya çıkamayabiliyor diye düşünüyorlar. Rekabet azalabilir, kalite düşebilir. Yani bu iki tarafı dengeleyecek şekilde bir kural koyulması yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Son equipos, Besiktas, Fenerbahçe, son equipos que su hinchada juega mucho su partido. También yo le agrego a esa lista a Rize, ¿verdad? Que también tenemos una hinchada muy, muy apasionada que siempre lleva ese extremo para poder siempre ayudar para hacer mucho más presión, ¿verdad? Como él dice. Ya Süper Lig'de zaten çoğunlukla nereye gitseniz bir baskı oluşuyor. Zorlu bir ortam sizi bekliyor tabii ki. Yani Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fener'in, Trabzon'un, Göztepe'nin, Alanya'nın bu tür takımların belki daha fazla oluyor ama nereye gitseniz zorlu bir ortam sizi bekliyor. Aynısı bize gelen takımlar için de geçerli. Çünkü Rize'de de biz bence çok iyi bir ortam oluşturuyoruz. Kendimiz için olumlu, gelenler için olumsuz bir ortam oluyor. Çünkü zorlanıyorlar. Yani böyle tek bir yer söylemeyeceğim ama zaten Süper Lig'in kalitesinde bir ligde nereye gitseniz zorlu maçlar oynuyorsunuz ve taraftarlar da iyi baskı kuruyorlar. Olan hombres que tal vez ellos mismos saben si revisan cada equipo tienen muy buenos jugadores muy rápidos, más ataque. Yo creo que la Superliga es muy 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 bien nutrido en ese sentido. Uh-huh. Yani, şimdi isimlerini unutmak istemiyorum kimsenin, o yüzden bir isim vermeyeyim ama yani her takımda bir ya da iki gerçekten çok hızlı ve çok yetenekli atak oyuncuları oluyor. Benim de dikkatimi çekiyor zaten. Yani herkes o oyunculara özel önlemler alıyor. Hani isim söyleyip diğer arkadaşlarımı da unutmak istemiyorum ama her takımda bence bir iki tane çok kaliteli benim pozisyonda oynayan oyuncu var. Una Superliga bastante buena y darle mucha alegría, nada más. Y que sigan apoyando. Yo sé que ellos siempre están con nosotros en la buena y en la mala. Por más que estén un poco enojados, siempre están. Kendi dilimde, kameralar önünde konuşmak zorken Türkçe hiç konuşamam, onu söyleyeyim size. O biraz zor. Yani Rize Spor taraftarlarına şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok zorlu bir sezon geçirdik. Onlar üzüldüler ama emin olsunlar biz de çok üzüldük. Böyle bir sezon, geçtiğimiz sezon gibi sezon onlara yaşatmak istemiyoruz. Hazırlıklarımızı iyi bir şekilde yapıyoruz. Umarım bu yeni gelecek arkadaşların da verecekleri katkılarla çok iyi bir sezon geçireceğiz ve onlara rahat bir sezon izleteceğiz.
Thank you.